üzgünüm Kanko abla. Bu evliliği ertelemeye çalıştım ama anlamadılar. Kimse dinlemedi beni. Eğer büyükler bizi anlamıyorsa yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ne yaparsak yapalım her şey boşa gidecek. Üzülme lütfen. Evliliğini erteleyebilecek bir fikrim daha var benim. Ne fikri? Sanki erkek tarafı geliyormuş gibi. Neden Madhav abiyi buraya çağırmıyorsun? Ne de olsa şimdi evlenmek zorunda değilsiniz. Yani Madhav abi okulunu tamamladıktan sonra evleneceğinizi söyler. Büyük anne ve teyzem de destekler. Hayır, tabii ki mümkün değil anneanne. Neden olmasın? O iyi değil mi? Üzülme. Git onunla konuş. Dediklerimi anlat ona. Lütfen. Anlat. Hayır anneanne, o buraya gelemez. Aslında o Raygard'a değil. Festival kutlamaları için Rakota, büyük annesinin evine gitti. Henüz geri dönmedi Festival bile. Festival uzun zaman önce bitti. Birkaç güne kadar geri döner. Onunla bir kez olsun telefonla konuş. Kanko abla lütfen. Hayır anneanne, olmaz dedim. Ne oldu Kanko abla? Neden aramıyorsun? Aslında madamın telefonu çalışmıyor. Telefonu suya düşmüş. Farklı numaradan arayıp yeni telefon alınca ilk beni arayacağını söyledi. O yüzden beklemek daha iyi olur. Bu nedenle onu aramıyorum işte. Tamam. Yani bir planım daha başarısız oldu. Ama sen merak etme. Evliliğinin ertelenmesini sağlayacak başka bir şey düşüneceğim. Ama evden kaçmayı düşünmeyeceksin. Çünkü bu yanlış bir şey. Annem bana öyle öğretti. Anandın aklına uymayacaksın. Sen benim kıymetli Kanko ablamsın. Senin kıymetli Kanko ablam bu sefer çok çaresiz. Evden kaçmak artık benim için tek seçenek. Bu yüzden de artık kaçmalıyım. Bu herkesi onların yanında olduğuma inandırmak için iyi bir fırsat. Ama asıl amacım Anand'ı herkesin gözünden düşürmek tabii ki. Cigar, aslında uzun zamandır dolabın tozunu almamıştım. Bu yüzden bir an önce temizleyeyim diye düşündüm. Hatta annem de dedi ki tüm iyi kıyafetlerin... Bekle, yanına mendil almayı unutma. Arabayla gidiyorsunuz öyle değil mi? Yollar çok tozlu ve çamur içinde. Her şeyden haberim var. O çocukla kaçıyorsun. Aslında bu benim için pek bir sorun teşkil etmiyor. Özür dilerim. Sana daha önce sinirlenmiştim. Anandi'nin sadece sana yardım etmeye çalıştığını daha önce anlamalıydım. Böylece mutlu olabilirsin. Abla, mendil. Artık benim içim rahat Cigar. Sonunda biricik kardeşi ablasını anladı. Şimdi buradan mutlu bir şekilde gidebilirim. Peki, sen ne zaman gidiyorsun?
Ne oldu bu şarj aletine? Bunun derdi ne ki? Bunun da ucu aynı. Telefonuna uyar. Sağ ol. Özür dilerim. Sağ ol dedim ya. Hayır. İlk defa anladım ve senden özür dilemek istiyorum. Kanko abla evlenmek istemiyor ve... Bu konuyu boşu boşuna uzattığım için... Senden özür dilemek istiyorum. Lütfen beni anla ve beni affet Anand. Ben bunu hiç yapmamalıydım. Çok özür dilerim. Bu arada Kanko abla yarın herkes hazırlıklarla meşgulken kendisinin kaçacağını söyledi bana. Sana söyledi mi? Tamam. Anand. Ya birisi onun evden kaçtığını görürse ne olacak? Çok korkuyorum. Endişelenme Cigar. Böyle bir şey olmayacak. Her şey planlandı. Hiç kimse şüphelenmeyecek. Öyle mi? Ama nasıl? Kanko abla seninle ve Anand ile okula gitmek için evden çıkacak. Ama eve geri dönmeyecek. Ben ona bütün eşyalarını okul çantasına koymasını söyledim. Böylece hiç kimse şüphelenmeyecektir. Tanrım Anand. Bu çok iyi bir plan. Gerçekten çok iyi. Her şey için teşekkür ederim. Evet, iyi geceler. Cigar bile anladı. Anne hala anlamadı. Ama ne yapabilirim ki? Ben Kanko ablayı düşünmekten kendimi alamıyorum. Çocuğun ailesi yarın gelecek. Kanko ablamın evliliğini ertelemek için ne yapmalıyım? Bu Cigar'ın öksürmesi. Umarım bir şey olmamıştır. Cigar. Neden buraya geldin? Öksürdüğünü duydum. İyi misin Cigar? Evet evet iyiyim ben. Hiç uykum yok o yüzden dışarı çıktım. Neden böyle oldu? Acıktın mı yoksa? Aç değilim. Kanko abla için endişeliyim sadece. Sen ve Anand haklıydınız. Eğer Kanko abla evlenmek istemiyorsa bu konuda onu kimse zorlamamalı. Gerçekten. Sen de mi böyle düşünüyorsun? Ben de gergindim. Kanko ablanın evliliğini erteleyebilmek için aklıma hiçbir fikir gelmiyor. Divali teyzeyle konuşmaya çalıştım ama o da evliliğin doğru karar olduğunu düşünüyor. Bu durum gerçekten çok tehlikeli Anand. Aile itibarımızın zedelenmemesi için buna dikkat etmeliyiz. Ne yapabiliriz diye iyice düşüneceğim ben. Ben üzerime düşeni yaptım. Asıl eğlence yarın başlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.